Çok güzel çiçekler. Evet. Benim de terapi yerim burası. Yıllardır. Her çiçeğin ayrı bir yeri var. Bu çiçekler benim dünyam. Bak. Bu Kadir. Yerini beğenmezlik etmez. Her koşula dayanır. Her mevsim kendi kendine ayakta kalır. Bu da Ero. Gece gündüz üstüne titresen de bir küstümü bir daha açmaz. Çok ilgi bekler. Peki bu kim? O da sensin Alice'ciğim. Hem güzel, hem kibar, hem zarif. Beni hem bahçenize, hem yüreğinize aldığınız için çok teşekkür ederim. Alice'ciğim ben teşekkür ederim. Gelinim olduğun için çok mutluyum. İyi ki geldin evimize. Alice, senin yardımına ihtiyacım var. Son zamanlarda çaresiz kaldığım bir şey var. Buyurun Mihri Hanım, yani elimden ne gelirse yaparım. Kadir, bir türlü Cemal'i kabul edemedi. Ne yapsa sevmedi. Farkındayım. Bu gerginlik yüzünden de bu evi terk etmek istiyor. Evet, yeni eve geçelim diye tutturuyor. Beni kendisiyle Cemal arasında seçim yapmaya zorladı en son. Ben bunu bilmiyordum. Ya biz ya Cemal dedi. Çocukların bu dünyada her şeyden önce gelir. Ama Cemal bu evden giderse Erol yıkılır. Zaten problemli bir çocukluğu oldu. Üstündeki baba otoritesini yitirirse kontrolü tamamen kaybetmesinden korkuyorum. Bak. Bak şu dala. Tek başınayken ne özelliği var? Ama topraktayken, yani ait olduğu yerdeyken ne kadar alımlı ve güzel. İşte bizim ailemiz de böyle Alice'ciğim. Ayrı ayrı olursak kopar gideriz. Merak etmeyin. Bu bizim aramızda kalacak. Ben Kadir'le konuşurum. Kadir'i bir tek sen ikna edebilirsin. Tabii ki senin de bu evde kalmanda bir sakınca yoksa. Ben bu evde olmaktan çok mutluyum. Hep kalabalık bir ailem olsun istedim. Çok yakıştı. Teşekkür ederim Mihran. Kadir neredesin sen? Her yerde seni arıyorum. Dur biri görecek. Aa, karımı öpüyorum. Ne var? Görsünler. Sana çok teşekkür ederim. Yani annem burada olduğu için gerçekten çok mutluyum. Evimizin tadilatı bitsin. Annen orada da iyi olacak. Merak etme. Ben de seninle onu konuşacaktım aslında. Yani biz burada bir süre daha kalsak. Ya ben burada olmaktan çok mutluyum Kadir.
Hayatım, orası da bizim evimiz. Yani orada da mutlu olacaksınız. Bak, bu konudaki fikrimi biliyorsun. Sen annenle Erol'dan nasıl ayrılacaksın acaba? Hayatım, bak. Kadir, ben çocuklarım kalabalık bir ailede büyüsün istiyorum. Anneannesi, babaannesi, amcası. Hep birlikte olalım istiyorum. Yani benim gibi yalnız büyümesinler. Ben şimdi sana nasıl hayır diyeyim? Hı? Tamam, bir süre daha kalalım. Peki. Teşekkür ederim. Şimdi bu hasta diyetine uygun bırakayım. Aynen öyle. Hasta için özel hazırlandı. Özel yapıldı. Bu saatlere kadar da burada bunun için kalındı. Ne yapacaksın Songül? Başa gelen çekilir. Hadi sen bir lafa tutma ya. Bir an önce şunu hazırlayayım da çıkıp gidelim. Tamam. Bu ne çay? Tamam, sormadım bir şey.